Bir insanın üstüne kara bulut çöktü mü kolay kolay kalkmaz. Başımıza bir sürü olmadık şey geldi. Sizin de öyle. Ama artık hayatımızın nasıl kurtaracağımızın peşine mi düşecek yoksa ticaret mi yapacak? Buna bir karar vermemiz lazım diye düşünüyorum ben. Yoksa ikisi bir arada yürümez diye. Yanlış mı düşünüyorum Altan? Haklısın Tufan. O yüzden de Nasuh Bey bu konuları birbirinden ayırmak ve gerekeni yapmak için görüşme istedi. Aslında öncelikli görüşme isteğim üçünüze de teşekkür etmek. Hayatımı kurtardınız. Ama bilin ki bundan sonra hayatımız için hiç endişe etmeyeceğiz. O nasıl olacak öyle? Buraya gelmeden önce patronla görüştüm. O da kasapları yola çıkardığını söyledi. Kasaplar derken? Bizim acımasız bir timimizin lakabıdır bu. Patronun çok özel eğitilmiş adamları. Hızır ve masası için yapılması gereken operasyonları onlar yönetecek. Siz sadece üretime ve transfere odaklanacaksınız. Ne? Madem güvenliği siz sağlayacaksınız, o zaman ticarette de bir sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Tabii yeter ki bizim patronumuz imalata ve üretime odaklanabilsin. Öyle. Siparişin detaylarına geçelim mi? Ne üretilecek? Ne kadar üretilecek? Ne kadar zamanda sevk edilecek? Biraz da bunları konuşalım. Birisi şunu bana anlatsın. Ama biz niye mekana gidip herkesi tek tek öldürmüyoruz da uzaktan tüfekle adam indirmenin peşine düştük? Çünkü mekana hakim değiliz. Yani içeride neredeler, kaç kişiler bilmiyoruz Behzat. Biz girene kadar illa tünel, kaçış yolu bir şey ayarlayıp oradan kaçarlar. Sen şimdi uzaktan ateş etmenin neyini beğenmedin Behzat? Vallahi ben oldum olası uzaktan iş yapmayı sevmem ben işte. Hasmının böyle gözünün içine bakacaksın. Ondan sonra ne yapacaksan yapacaksın. Al sana dürbün. Doya doya bak. Arkadaşlar bahsetti senin ne kadar iyi olduğunu uzak atışlarda. Vallahi çok iyiyimdir. Dün de indirirdim. Zodyak dolmaları falan fark etmez de dalgayı hesaba katamadık. Karadeniz'in dalgası hesap edilemez Behzat. Doğrudur İlyas. Bizim Ankara'da su olmadığı için pek anlamıyoruz öyle sulu şeylerden. Al işte yine başladılar. Stres atıyorlar Hızır Ali. Malum Boran abiye canları çok sıkkın. Teyze, sen gitsene artık gerisini biz hallederiz. Bence sonunu görmeye hakkım var. Alparslan. Hani bunların sonu gelmezdi? En azından bunlarınkini göreyim. Vallahi dayı, bu gece yepyeni bir sayfa açılıyor. Düşmanlarımızın hepsi içeride. Bu gece bunları indirirsek uzun süre rahat ederiz. En azından bu gece rahat uyuruz enişte. Abi, bir hareketlenme var.
Korumalar kapıya doğru gidiyor. Herkesin kafasında tek mermi. Tufan bende. Allah Allah. Altan da sende. Nasıl bende? Büyük Bijo bende. Küçük Bijo da bende. Sınırsızlar da bizde. Kim yıktı bunları? Burhan. İşte bu! İşte bu! Hepsini gebertik! Hepsini! Tefo, ara bizim çocukları. Arkada ölü var mı? Sor bakalım. Hemen baba. Ölmediler amca. Araçlara binerken adım attıklarını gördüm. Ben de gördüm yeğenim. Belli ki çelik yelek giymişler. Boran nereden haber almış? Babam, kazancımız kaybımızdan daha çok. Öyle var mı öyle? Yok şükür babam. Gitsin, boşver gitsin işte. Boşver gitsin! Çak tekil, çak! Tekin. Tekin abi.